Ondan önce bir ısınma hareketleriyle başlayacağız. Baştan aşağı doğru hareketlerimizi başlatacağız. Şimdi öncelikle antrenmanda eğer yapabiliyorsanız bir koşu veya bir ip atlama vesaire bunları yapabilirsiniz. Bunlar sizi antrenmana hazırlayabilir. Şimdi önce başlayalım antrenmana inşallah. Sağ kolumuzu şöyle bir çevirmeye başlayalım. Isınma hareketi olarak. Tersine doğru çevirelim. Evet, sol kolu çeviriyoruz. Tersine doğru çevirelim. Şimdi antrenmanı evde yaptığımız için hareketler biraz sınırlıdır. Şimdiden söyleyeyim. Evet, ikisini birden çevirelim. Evet, tersine doğru. Tamam, sallayalım kolları. Sağ el başımızdan sonra beli alalım. Boyun kaslarını gereceğiz. İçinizden 3'e veya kadar veya 5'e kadar sayın. Sonra bırakın. Evet. Şimdi sol. Sol tarafı iyice gelelim. Şimdi önden. Enseden şimdi. Evet. Çok güzel. Şimdi omuzları çekelim koridoru. İçe çekelim, nasıl çekelim? Tamam, bırak. Tekrar. Evet, bir kez veriyoruz. Şimdi omuzları çevirelim. Yavaş yavaş çevirmeye başlıyoruz. Tersine doğru çevirelim. Tekrar öne doğru çevir. Evet, tersine. Tamam, bırakalım. Şimdi belden çeviriyoruz. Twist hareketidir bu. Yana doğru, doğru çevirelim. Sağa ve sola. Yavaştan başlıyoruz. Yavaş yavaş hızlandıracağız. Şimdi topuk dönüyor. Sola dönerken sağ topuk dönüyor. Sağ dönerken de sol topuk dönüyor. Bu şekilde. Evet, çok güzel. Şimdi ayaklarının şeklini bozmayacağız. Yanlara doğru esneyeceğiz. Şu yandaki yağlar yanacak. Diğer tarafa. Tekrar sağ. Evet. Evet, çok güzel. Şimdi eller belde. Öne yarım daire hareketi yapacağız. Bu şekilde. Öne yarım daire. Bir sağ, bir sola. Bu da beli hissettiriyor. Evet, şimdi geriye doğru yapalım. Geriden. Evet, şimdi tamamen dönüyoruz. Sağdan sola doğru. Şimdi soldan sağa doğru çeviriyoruz beli. İyice hissettirelim. Evet, bıraktık şimdi. Şimdi elleri bele alacağız. Squat çekeceğiz. Ayakları omuz genişliğe kadar açtık. Eller belde hazır. Tam çökmüyoruz. Tam çökmek anatomik olarak bacaklara zararlı olduğu için tam çökmeyi çok önermiyoruz. Ama eğer kendinizi çok iyi ısınık hissedebiliyorsanız o zaman yapabilirsiniz tabii. Yavaş yavaş başlıyoruz. Evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sarılalım bacakları. Sağa gevşet. Şimdi sağ dizi yukarı doğru çekeceğiz. Çekeyim dizi. Evet, sol. Yerdeki bacak olabildiğince gergin. Şimdi yana doğru çekeceğiz. Evet, ileri. Evet, şimdi içe doğru çekelim bacağı. Çok zorlamadan hareketleri yavaş yavaş yapacağız. Şimdi sağ bacağını geriye doğru. Evet, diğeri. Evet, çok güzel. Sağlayın bacakları. Gerçekten. Şimdi bir zıplama hareketi yapacağız. Yerden basacağız, yukarı doğru çıkacağız. Arkadaşlar, hareketi gösteriyorum. Yere oturmuşuz. Buradan yukarı doğru çıkacağız. Şöyle 1, evet, 2, evet, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, yerde kalalım şimdi. Yerde yanar doğru bacaklarımızı açalım. Evet, yavaş yavaş. Evet, şimdi ellerimizi koyalım yere. Buradan bacakları bir gerelim. Evet, buradan gereceğiz. Hatta size doğru döneyim. Bacakları geriyoruz. Evet, yavaş yavaş. Şimdi buradan sağ bacağa doğru esneme hareketi yapacağız. Sağ bacağı esneyeceğiz. Yavaş yavaş. Sola doğru. Şimdi iki bacağın ortasına doğru. Elimiz ensede.
Tak, sobie tam może bir tekrar gevşet. Evet, bir squat daha çekelim. Ondan sonra devam edeceğiz. Neler böyle tekrar. Bacakları biraz daha açtık. Hazır. Evet. Bir. Şimdi tam çekebiliriz. Hani ısınanlar için. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. 11, 12, 13, 14, 15. Evet, kalalım yerde. Yerde tekrar bir bacaklarımızı açalım. Şöyle bir yoklamak amacıyla. Evet, tekrar eller yerde. Geliyoruz. El bırak. Tekrar gel. Sağ bacağı tekrar esne. İyice esneyelim. Sol bacağı. İkisi de geldiğim ortaya doğru. Evet. Salla bacakları, salla. Şimdi tekrar sağ dizi çekiyoruz. Göğüse doğru. Çek çek, bırak, sol. Evet, yana doğru çektik. Evet, diğeri. Tamam, salla bacakları. Şimdi pergel açışına geçeceğiz. Bacakları ısınmak amacıyla. Yavaştan başlayacağız. Burada temel hareket bacağın kırılmamasıdır. Çok yükseğe atmayacağız. Çok iyi ısınmadığımızdan dolayı. Şimdi sağ bacak geri, sol. Önde. Buradan baca savuracağız. Yukarı doğru savuruyoruz. Aşağı doğru inince tutup öyle bırakacağız. Hazır. Evet. Bir. Tutup bırak. Evet. İki. Üç. Dört. Evet. Beş. Evet. Unutmayalım. İkisi de gergin olacak. Olabildiğince. Şimdi sol bacak. Hazır. Bir. Evet. İki. Üç. 4 5 Evet. Sağ bacak tekrar. Bu sefer içten dışa. Hazır. Evet. 1 2 3 4 5 Evet. Sol bacak. Hazır. Evet. 1 2 3 4 5 Şimdi dıştan iş yapıyoruz. Bunlar basit hareketler. Hani temel hareketler olduğu için bunları evde vesaire yapabiliriz. Çünkü bacak sıkmanın temel yöntemleri bunlar olduğu için çok daha ağır yöntemler olduğunu siz de daha iyi bilirsiniz. Ama onları ev ortamında yapamadığınızdan dolayı bunları yapıyoruz. Diyeceğiz. Bu da zorlamak amaç değil. Sadece bacakları yoklamak. Çok zorlamayacağız. Birleştirdik. Hiçbir şekilde boşluk kalmıyor üretim arasında. Şöyle yan göstereyim. Buradan esniyoruz yavaş yavaş. Yapabilirler yavaş yavaş esnesin. Bunda yavaş başlayıp hızlanacağız. Evet. Yavaş yavaş esneyelim. Yapabilenler daha çok zorlayabilir. Elleri yere devirebilirler. Yapamayanlar da yavaş yavaş esnesinler. Bacaklar gergin. Göğüs, sonra çene. Bacaklara doğru yaklaşıyor. Evet, çok güzel. Şimdi V yapıyoruz. En az 90 derecelik açıda. Açtık. Buradan esniyoruz. Esne. Evet, iyice esne. Evet, çok güzel. Şimdi ters ve yapalım. Parmaklar arasında 3-4 parmak boşluk kalacak şekilde. İki doğru esniyoruz. Bacaklar gergin oldu. Esniyelim. Evet, çok güzel. Sallayalım bacakları. Tekrar salladık. Gevşettirdik. Şimdi bacakları iki omuzdan biraz daha fazla açıyoruz. Bu şekilde. Bu arada aşağı doğru esnemeye başlayacağız. Yavaş yavaş esneyelim. Esne. Sağ bacağı esniyoruz. İkisi de gergin, unutmayalım. Sol bacak. Ortaya. Evet, doğru olalım. Bacakları bozmuyoruz. Sağ tarafa dik bir şekilde esniyoruz. Yanlar yanacak. Evet, sol. Tekrar sağ. Evet, sol. Şimdi sağ bacağı dönüyoruz. Sol bacak gergin. Kaltadan esnettiriyoruz. Evet, esne. Yavaş yavaş, çok zorlamadan. Sol tarafa doğru geçiyoruz. Esneyelim. Evet. Sağ tarafa doğru döndük. Ayak üst topuktan buradan esniyoruz. Evet. Sol tarafa doğru geçtik. Esneyelim. Evet. Çok güzel. Bacaklarını çekmeyi bozmuyoruz. Sağ bacağı oturacak şekilde buradan yavaş yavaş esniyoruz. Esneyelim burada. Sola doğru.
Ya başı başı geçiriyoruz. Bunların hepsini yiyoruz. Evet, çok güzel. Ya başı başı toparlanıyoruz. Sağ ayağımızı tarı. Evet, şimdi eller belde. Sağ hareket yapalım. Bileklerden yukarı doğru yapıyoruz. Bu sizin vazgeçilmez antrenmanıydı bu. Öne ve arkaya. Bileklerinizi güçlendirir, kuvvetli yapar. Evet, sağ yandan bir set daha yapacağız şimdi. Evet, başlayalım. Evet, çok güzel. Bunun dışında eğer bahçeniz vesaire varsa bazılarımız binalarda falan geçiyorlar. Bazılarımızın evi bahçeli oluyor. Bahçeli olan arkadaşlar için söylüyorum. Süvari ve kondisyon çok iyi antrenmanlarımızdandır. Eğer bunu yapabiliyorsanız mutlaka öneririm size. Bacaklarınızı güç tutar çünkü siz de iyi bilirsiniz. Bizim antrenmanlar biraz yoğun geçiyor ve sert geçiyor. Şimdi böyle bir döneme girmemiz bizim elimizde olmayan bir şey. Ve çoğumuz antrenman yapamıyor. Şimdi ben şimdi BESU okuyorum. Beden eğitimi öğretmenliği bölümünü okuyorum. Bu bölümde eğer yoğun bir şekilde antrenman yapan sporcular bir anda antrenmanı bırakırsa vücut buna alışık olmadığı için çok büyük sıkıntılar yaşayabiliyor. Hani bazılarınız yarım yamalak yapıyor, bazılarınız hiç yapmıyor. Bu şekilde vücut dengede olamıyor. O yüzden size şunu öneriyorum. Eğer yapıyorsanız yavaş yavaş yapın ve devamlı olanı yapın. Hani bir anda yüklenip bir anda bırakmak bu kesinlikle vücuda çok büyük zarar veriyor. Hatta bazı sporcular bu şekilde kalp krizi geçirip hayatlarına maalesef son verebiliyorlar. O yüzden benim size önerim yavaş yapın ama öz yapın. Mesela her gün şınav ve mekik vazgeçilmez. Çünkü şınav ön kol, pozlular, sırt kasları, omuz kasları ve neredeyse karın kasları dahil tüm vücut kaslarını çalıştırıyor. Bu çok önemli bir şey, şınav. Çekemeyenler vardır illaki biliyorum. Şınavı çekemeyenler için de önce şınavda beklemelerini 20 saniye 30 saniye daha sonra bunun giderek arttığını zaten kendileri göreceklerdir. Bunu ben size temin ederim çünkü ben de yavaş yavaş başladım. Bir ara bıraktığım dönem oldu. Şu an yapıyorum boş zamanım. Şu anki şınav sayım 150-160 oldu. Bu nasıl oldu? Devamlı yaptığım için oldu. Eğer siz de yaparsanız mutlaka sizin de bir gelişmeniz olacaktır. Hani bir anda bırakmayın. Eğer yapabiliyorsanız süvari durun. Süvari çok önemli. Ve kondisyon. Kondisyon hareketi de yani leg kondisyon, bacakları göğüse doğru çekme hareketi. Bu çok çok önemli bir antrenman çeşididir. Yapabiliyorsanız koşuyla yapın. Onlar cidden yani çok güzel antrenmanlardır. Onlar devamlı ya yaptığınızda bunun cidden meyvesini tatacaksınız. Şimdi şınava geçelim. Şınav çekeceğiz. Evet. Kollar omuz geniş değil. Evet, öne doğru bakıyoruz. Buradan şınav çekeceğiz. Hazır. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Evet, yavaştan bırakalım. Zararlı kolları. Ve işte. Fazla vaktimiz olmadığı için çok yoğun yapamıyorum. İnşallah önümüzdeki antrenmanlarda daha çok yön yapacağım. Şınavı dediğim gibi yumruk şınavı, parmak şınavı, kollar açık, elmas şınavı, kollar üstte bunları yapabilirsiniz. Bunlar sizi geliştirecektir. Şimdi mekiğe doğru geçelim. Mekikte de dizler bitişik. Hatta öne doğru uzatalım. Parmak ucu kendine doğru çekelim. Her seferinde esneyeceğiz. Hazır. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Evet. Karnına hafif bir masaj yapabilirsiniz. Geri doğru yatıp masaj yapabilirsiniz. Şimdi ters şınava geçiyoruz. Ters şınavı yan göstereceğim. Bazılarımız yanlış çekiyor. Şimdi kollar önce bu şekilde belden geriyoruz. Şimdi belli bir şekilde gireceğiz. Ve kollardan bakın. Yanlış olanı şu. Bazılarımız şöyle kalkıp iniyor. Bu kesinlikle yanlış olanı. Kollar inip kalkacak. Yani kollar kırılacak bu şekilde. Kollar kırıldığında tam triceps'e vuruyor bir şekilde. Hazır. Geldik.
Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, gelelim. Şimdi geri doğru geliyorum. Kalça yere bakmadan. Evet, tekrar öne doğru gidiyorum. Geriye. Evet, tekrar öndeyim. Evet, şimdi yumruk yapalım. Yumruğu da göstereyim size. Sonra bitireceğim. Kollardan önce beli gördük. Şimdi kollara iniyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gelelim yarı yarıya. Şimdi geri doğru geliyorum. Kalçayı bırakmadan. Öne doğru ve geri doğru. Evet, oturalım şimdi. Oturduk. Her antrenmandan sonra ister karın kası ister şınav. Önce bu şekilde belden geriyoruz. Şimdi beli bu şekilde gireceğiz. Ve kollardan bakın. Yanlış olanı şu, bazen şu şöyle kalkıp iniyor. Bu kesinlikle yanlış olanı. Kollar inip kalkacak, yani kollar kırılacak bu şekilde. Kollar kırıldığında tam triceps'e vuruyor bu şekilde. Hazır. Geldik. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, gelelim. Şimdi geri doğru geliyorum. Kalça yere bakmadan. Evet, tekrar öne doğru gidiyorum. Geriye. Evet, tekrar öndeyim. Evet, şimdi yumruk yapalım. Yumruğu da göstereyim size. Sonra bitireceğim. Kollardan önce beli gördük. Şimdi kollara iniyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gelelim. Yarı yarıya. Şimdi geri doğru geliyorum. Kalçayı bırakmadan. Öne doğru. Evet, geri doğru. Evet, oturalım şimdi. Oturduk. Her antrenmandan sonra ister karın kası ister şınav fark etmiyor. Her antrenmandan sonra kollarımızı gereceğiz. Bu daha sonra ağrımasını önlüyor. Evet, sol kol. Ense dövür. Evet, diğeri. Sağda kolları. Sağda. Evet, kalkan ayağa doğru. Evet. Şimdi antrenmanımız bu şekilde bitmiştir. Dediğim gibi hani uçuğunuzu belki kesmeyecektir. Daha artırabilirsiniz. Şınavı da, meçhili de ve hareketleri de artırabilirsiniz. Ama dediğim gibi hani insan anatomisine uygun bir şekilde yapılması gerekiyor. Bir anda yüklenmek ve bir anda bırakmak kesinlikle yanlıştır. Şimdi teknik kısımlara geçiyoruz. Benim şu an yanımda bir partnerim falan yok. O yüzden partneri olan kişiler partnerle beraber çalışabilirler. Şimdi jetkonda çok önemli bir kategori var. Hız çalışması. Eğer hızlıysanız başarılısınızdır. Şimdi Bruce'yi yapan hızlıydı. Bruce'yi diğer sporcularda farklı olmasının temel nedeni hızlı olmasıydı. Bruce hızlı olduğu için maçlar kazanıyordu. Gerek bacakları gerek kolları çok hızlı olduğu için rakiplerini alt edebiliyordu. O zamanki maçlar vesaire çok uzun sürerdi. Eğer açıp bakarsanız 1970'lerde 1960'lardaki maçlar Yüksel Hocamız anlattı bunu. Çok uzun sürerdi maçlar. Mesela karşıdaki bir yumruk atardı, o bir yumruk atardı, düşerdi, kalkardı falan. Bayağı uzardı. Bruce'in dönemine geldiğimizde Bruce yapan hızlıydı. Bruce'in maçlarında çok hızlı bir şekilde bitiriyordu maçı. Karşıdakiler bunu anlamıyordu bile. Yani beklemedik bir şey. O zamana kadar normal gelmiş ama Bruce bunu çok hızlı bir şekilde bitiriyor. Rakibin atıyorum finger jump diye bir parmak hareketi var. Atardı rakibin gözüne vurup çekerdi. Rakip anlamazdı bile. Ya da yumruk ya da tekme. Bunun içinde ayrıca antrenmanlar var. Şimdi size onlardan bazılarından bahsedeceğim. Şimdi eğer kollarımızın hızlı olmasını istiyorsak öncelikle beyaz kas diyeceğini çalışacağız. Şimdi şu anki kolumu kasıyorum ya, uçkan kazı, o kırmızı kas dikleri oluyor. O güç oluyor yani. Beyaz kas dikleri de normal kırmızı kasların yanında bulunur ve onlar görülmez. Yani gelişir ama pek görülmez. Eğer hızlanmasını istiyorsanız boşluğa durmadan çalışacaksınız. Geçen mesela Ferin kardeşimiz beyaz bir kağıt asmıştı. Ona vurmaya çalışıyordu. Tak vurup indiriyordu. Bu çok güzel bir çalışmadır. Eğer onu yapamıyorsanız normal boşluğa karşı vurup çekeceksiniz. Karşınızda hayali bir hasım olduğunu düşünün. Eğer varsa çok güzel. Olanlar için söylüyorum. Karşıdaki rakip ellerini şöyle açıyor. Tam bu şekilde. Buradaki kişi de yumruğu ya da elleri vurup çekecek. Karşıdaki de onun kapatmaya çalışacak. Bu şekilde kapatmaya çalışacak. Gösteriyorum şimdi. Önce en
en kolağından başlayacağız. Kolağından sonra doğru gideceğiz. Şimdi kola dediğim şu, kollar ikisi de kaldırılmış. Bacaklarımız omuz genişliğinde kırdık. Baştan dizi gösteriyorum size. Sol bacağı da sağ bacak fark etmiyor, geri alıyoruz. İkisi de paralel durmuş, dizleri kırıyoruz. Rahat bir pozisyonda duruyoruz. Bu bajon duruşudur. Evet, bajon duruşunu karşıya doğru aldık. Daha iyi görmeniz amacıyla aldık. Şimdi kollarımı kaldırdım yukarı doğru. Sağ kolum her zaman çenenin yanında. Çene yapışmıyor. Çene yapışırsa alacağım bir darbeyle kendi kendime vurmuş olurum. O yüzden çenenin yanında duracak bu kol. Bu kol da önde. Şimdi bizim jet kondoda öncü çıkışlar çok meşhurdur. Hani önden çıkarmış karşıdaki rakibi şaşırmak amacıyla. Atıyorum mesela kickboxçular sol gardı alırlar. Yani eğer sağ elini kullanırlar sol gardı alırlar. Sol elini kullanırlar sağ gardı alırlar. Neden? Geriden çıkmak amacıyla. Öndekiyle şaşırtırlar, geridekiyle bitirirler. Bize bunun tam tersi var. Biz sağ kolumuza önü alırız, önden bitirmeyi amaçlarız. Önden vurup önden bitiririz. Gerek tekme, gerek yumruk. Önden vurup önden bitirmeye çalışırız. Neyse bunu da bir anahtar olarak alırsınız. Şimdi kolumu öne doğru aldım. Buradan vuruş yapıp çekeceğim. Tüm zihnimi boşaltıyorum. Hazır. Önce kemiği iyice bir boşluğa alıyorum. Ondan sonra vuruş yapacağım. Buradan vuruş yapacağım. Omuz oynamıyor. Kesinlikle omuz oynamıyor. Buradan da bir sindirim. Omuz oynamıyor. Sadece kol. Bir vuruş çekeceğim. Buradan kol. Vuruş çek yapacağım. İyice sakinleşeceğim. Vuruş çek yapacağım. Vur çek. Üst üste atmak iyi bir şey değildir. Üst üste atarsanız ezber olur. Bizim amacımız ezber değil, beyinciye atmaktır. Evet, hazır. Buradan vur çek yapacağız. Vur çek. Omuz kesinlikle oynamıyor. Sadece ön kol. Vurup çekiyor. Evet, sol kola doğru geçiyoruz. Eğer sağ çalışırsanız. Çok vaktimiz olmadığı için üzerine çok duramıyorum. Ama siz eğer kendi kendine çalışırsanız daha uzun bir şekilde çalışırsınız. Önce sağ sonra sol. Fark etmiyor, sol da olabilir. Hazır. Burçak yapacağım burada. Burçak. Kollarım açık. Bu da size şu bilgi de vereyim. Kollarım tamamen açık. Tam vuracağım an yumruğu sıkıyorum. Tam vuracağım an yumruğu sıkmamın nedeni kaslar şimdi yumruğunuzu kendiniz bile sıktığınızda tüm kaslar kasıdır. Ama eğer normal baktığımızda kaslar gevşer. Şimdi biz buradan hızlı gitmemizin amacı kollarımızın serbest olması. Eğer kolumuzu sıkıp atarsak hızlı atamayız. O kaslarımız bize izin vermez. O yüzden kollarımız açık. Tam vuracağım an sıkıyorum. Buradan vuracağım diyorum. Tam vuracağım an sıkıyorum, geri çekiyorum. Bu şekilde. Evet, tamamen yan durdum, karşı rakibe doğru. Bu şekilde gösterebilirim. Buradan vuruş yapacağım. Kesinlikle gözlerimi rakibimden ayırmıyorum. Gözlerimi rakibimin gözlerine doğru bakıyorum. Oradan çıkıyorum. Buradan vuruş yapacağım. Evet, vuruş çek. Vuruş yapıyorum. Sağ ve solu çalışacağım. Sıkıcı bir çalışmadır ama eğer ki bunu geliştirdiğinizde çok ilerlediğinizi göreceksiniz. Ben buna sadece bir ay çalışmıştım. Bir ay sonunda çıktığım üst tabakadan %90'ı hatta %100'ünü kazanıyordum. Neden? Çok hızlı olduğundan dolayıdır. Bazı insanlar güçlü olur, bazı insanlar hızlı olur. Siz kendi kendinizi, kendi vücudunuzu tanıyacaksınız, ona göre hareket edeceksiniz. Eğer hızlıysan hızlığını, güçlüysen gücünü üzerinden bulunduruyoruz, ona göre hareketlerimizi çalışacaksınız. Çünkü şu an çalıştığımız hareketlerin neredeyse %100'ü sokakta başarılıdır. Hani anatomik olarak da ispatlanmış hareketlerdir bunlar. Sokakta eğer kendinizi iyi geliştirirseniz, sokakta %100 sonuç alabilirsiniz. Şimdi yumurtalı çalışmamızı varsayıyorum. Şimdi bacağa geçeceğim. Bacağı çalışmaya başlayacağım. Aynı şekilde sağ gardımı aldım. Dizler kırık. Kollarım önde. Buradan vuruş çek yapacağım. Buradan dizimi kaldırıp karşıdakinin bacağına tam kabalına doğru vuruş yapıp vuruş çek yapacağım. Eğer ayağınızda ayakkabı yoksa yani çıplak ayakkabı yoksanız üst topukla ayağınızın tam şu üst topuğuyla tam bacağına doğru vuruş çek yapacaksınız hızlı bir şekilde. Eğer ayağınızda ayakkabı varsa ayak ucuyla vurabilirsiniz. O zaman sıkıntı olmaz. Ama eğer ayağınız çıplaksa üst topukla vuracaksınız. Çünkü parmak uçları karşıdakine kabanla sert bir şekilde çarptı mı yaralanma hatta kırılma ihtimali çok yüksek. Ben gösteriyorum. Önce yanına göstereceğim. Rakibe gözlerime baktım. Eğer yeni başlıyorsanız bak aşağıda dura bakabilirsiniz. Buradan hafif
ağırlığını sol bacağa veriyorum. Buradan vur çeken tutun. Hızlı şekilde vur çeken. Kaldırıyorum, vur çeken tutun veriyorum. Bu şekilde. Bunu çalışırsa hızlandığının farkında siz. Vur çeken. Evet. Öne doğru vur çeken diyorum. Evet. Hızlı bir şekilde. Aralarından mesafe olacağım. Tamamen zihnimi boşaltıyorum. Hazır olduğumda bir anda çıkacağım. Kesinlikle karşı rakibe bildirmiyorum. Yani telgraf çekmek der buna Bruce Lee. Kesinlikle telgraf çekmiyorum. Tamamen boşlukta olacağım. Rakibin gözlerine baktığımda boşlukta olacağım. Ve o anda çıkacağım. Şimdi önden göstereyim size. Rakibin gözlerine bakıyorum. Tamamen boşluktayım. Kol çok aşağıda olmayacak. Hafif yumruğunuzun üstünden rakibi süzeceksiniz. Şu an kimse olmadığı için normal yapıyorum. Öne doğru vur çek yapacağım. Vur çek. Vur çek. Vur çek. Flash gibi patlayacaksınız bir anda. Vur çek. Vur çek. Şimdi sola geçiyorum. Sağa çok çalıştığımı varsayıyorum. Sonra sola geçiyorum. Sol bacağıma çalışacağım şimdi. Yukarıdayım. Vur çek. Vur çek. Vur çek. Vur çek. Vur çek. Vur çek. Kaldırmamla vurmam bir olacak. O kadar hızlı gideceğim. İlk başta zorlanabilirsiniz. Bu gayet normaldir. Gitgide daha hızlandığınızda farkındaysınız. Hani öyle bir gelecek ki artık bunu rakibe bakmadan atacaksınız bunu. Karşıda bir rakip var, vur çek yapacaksınız hiç anlamadan bile. Bu müsabakada ve sokakta çok işe yarar. Çünkü karşıdaki rakip bunu beklemez. Şunu yani şöyle bir vasfede bulunun. Sokakta ve müsabakada karşıda bir rakip var. İkiniz de karnınızı almışsınız. O sağ, sen sağ. Şimdi geriden hamle yaparsanız rakibiniz %100 bunu fark edecektir. Yani eğer görmüyorsa bu iyi bir rakip olmadığını gösterir. Ama biz her zaman bir şirketin ucu olarak her zaman rakiplerimizi en iyi olarak görürüz. Yani eğer ben iyiysem karşımda benden daha iyi varmış düşüncesiyle çıkarım. Her zaman garanti dövüşürüz. Şimdi şuraya getireceğim kurduyu. Önden bir çıkış yaptığınızda rakip bunu beklemez. Hele ki hızlı ve güçlü yaptığınızda bunu asla beklemez. Çünkü önden bir vuruş yapmak cidden çok yorucudur. Ve çok sıkıcı bir çalışmadır. Hani şunu günlerce böyle çalışmak çok sıkıcıdır. Bunu Yüksel Hocam da, Salim Hoca da, İbrahim Hoca da, Özcan Hoca da, Yusuf Burgul da, Sifir Yusuf Burgul da bunu antrenmanlarda defalarca söyledi. Ben burada belki biraz söylüyorum ama hani tekrar etmiş oluruz. Önden çalışmak gerçekten çok çok verimli bir çalışmadır. Çünkü siz yapar hızınızdır. Güç birçok kişiler vardır. Şu örneği vereyim size. Sokakta 10 kişiyi çevirin. Mesela 10 kişiye sorun. Geriden bir vuruş yapsın. Geriden yapacağı vuruşların neredeyse 10'u da güçlü vurur. Ama önden vuruş yapın diyeyim. Önden vuruşu hızlı vuracak. Bırakın hızlı vurmayı. Vuracak bir kişi bile bulamazsın. Çünkü önden vuruş yapmak cidden çok zordur. Herkes mesela boksörler dahi ya da diğer branşlarda söyleyeyim. İsim vermek istemiyorum. Önden vuruş yapmak gerçekten çok zordur. Bunun için ayrıca çalışma gerekiyor. Eğer siz hızlı ve güçlü olursanız rakiplerinizden daha önde olursanız kesinlikle size söylerim. Hız çalışması dedik, önden doğru çalışma yapacağız. Şimdi bunun ikinci versiyonu var. Önden çıkış yaptık, buradan vuruş yaptık. Evet, şunu şöyle göstereyim. Önden vuruş yaptık. Eğer bunda gelişimsi varsaydı, diyelim ki bunda artık ıskalamıyorum, çok hızlı atıyorum. Sonra ikinci seviyeye geçiyorum, yani kolumu indiriyorum. Kolumu aşağı doğru indiriyorum. Buradan bir yol çiziyorum bakın. Bakın kolumu kaldırıyorum, buradan vuruş yapacağım ve geri çekeceğim. Karşıda bir rakip var, hazır. Buradan vuruş yapacağım, evet. Şimdi vurdum çektim. Vurdum çektim. Evet, bu şekilde vuruş yapacağım. Bu onun ikinci versiyonu. Eğer buradan da ıskalamadan rakibe vurabiliyorsanız işte o zaman gerçekten hızlı olduğunuzu gösterir. Ben defalarca Yüksel Hoca'nın karşısına çıktım. Hani hakikaten de Yüksel Hoca'nın şu vuruşuna hani cevap veremedim. Her seferinde beni haklamaya başardı. Bunun nedeni bakın Yüksel Hoca yaklaşık 20 yıldır hatta 20 yıldan fazladır bir süredir antrenman yapmıyor. Ama şu an çok hızlı ve güçlü. Bu onun ne olduğunu gösteriyor. Geçmişte çok iyi antrenman yapmış anlamına geliyor. Yani bir kişiyi iyi yapacak olan şey antrenmandır. Eğer antrenman yapmıyorsanız hani ben iyiyim diyemezsiniz. Çünkü kişi yapan antrenmandır. Mesela Bruce Lee, şu örneği vereyim size. Bruce Lee 6 gün, günde 8 saat antrenman yapmış bir bireydir. Şimdi siz bunu düşünüyorsunuz yani benim o kadar vaktim yok.
yapamam ya da çok çok zor ya da yanlıştır diye diyenleriniz bile olacaktır. Ama cidden mesela ben de antrenman yaparım. Antrenman yaptıkça daha çok istiyor vücut. Daha fazla yapınca daha çok derken hani bunun bir sınırı olmuyor. Kendinize ne kadar çok zorlarsanız vücudunuz o kadar fazlasını istiyor. Aynı şekilde eğer antrenman yapmasanız vücudunuz çöker. Çöktükçe çöker. Yapmasanız yani bir süre sonra artık istemezsiniz. Yani ben çok öğrenci tanıdım, çok arkadaş tanıdım. Hepsi de çok yetenekli kişilerdi. Ama hani bugün geleceğim, haftada bir gün antrenman yapacağım falan diye antrenmanı bırakan çok kişi oluyor. Neden? Çünkü vücutlarına yenik düşüyorlar bunlar. Aynı şekilde eğer ki çok antrenman yaptırırsanız vücudunuz her zaman daha hızlısınız. Daha hızlı derken bunun cidden önüne geçemezsiniz. Bruce Lee yapan dediğim gibi antrenmanıydı. O yüzden antrenmanlı bireyler olmamız lazım. Yani sizin günde en az 2 saat ya da 3 saat antrenman yapmamız lazım. Hani bazılarınız diyecektir eğer vaktim yok ama eğer bu işi seviyorsanız cidden yapılır yani. Özellikle bu zamanları çok ilerlendirelim. Her gün antrenman yapmaya çalışalım. Evet. Tekrar da çalışmaya geçiyorum. Burada dediğim gibi kol burada. Bu çekeceğim. Hazır. Tamam bu çek. İki kişi de atabilirsiniz. Kollarınız açık olabilir. Finger jam. Yani attım. Rakibin tam gözlerine vuruş yaptım. Çektim. Evet, bu da olabilir.